Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşları'nda gönüllü olarak katılan Cellabat bölgesindeki Çünzeli köyündeki 22 yaşındaki şehidimiz Medet Hankişev, Kubatlı bölgesi için yapılan savaşlarda yoldaşlarını ateş hattından çıkarırken ağır yaralandı ve şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8-9 Kasım gecesi Terter bölgesinin Ulu Karabağ yerleşimindeki ateş noktasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin 10. Yıkıcı Tümeni'ne ait bir Havan Tugayı Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını, ateş noktasındaki Havan ve personelin birimlerimiz tarafından imha edildiğini belirtti. Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni durdurmaya çalışan 44 askerin daha öldürüldüğünü itiraf etti. Bu rakamın düşman tarafından haftalar sonra güncellenmeden açıklandığı unutulmamalıdır. Yok edilen düşman askerlerin toplam sayısı 1221 kişidir. Aslında Ermeni ayrıkçılarının şanlı ordumuza verdikleri askeri kayıpların sayısı gösterdiklerinden kat kat fazladır. Aynı zamanda Azerbaycan ordusu Hankendi yakınlarındaki işgal güçlerinin bir yarbağını yok etti. Merhumun 1980 doğumlu Armand Edward Dremain olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bazı topraklarımızın kuruluşunu paylaştı. Devlet Başkanı Twitter'da şunları yazdı. Muzaffer Azerbaycan ordusu 23 ilçenin kurtarıldığını Azerbaycan ordusuna sevgiler, Karabağ Azerbaycan'dır diye paylaşımda bulundu. Türk Milli Savunma Bakanlığı Bayrak Günü dolayısıyla Azerbaycan'a tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin düşman üzerindeki askeri başarısını yansıtan bir videoyla bakanlık tarafından Twitter'da paylaşılan tebrik mesajında şunlar yer alıyor. Kahramanımız ve asil Azerbaycan Türkleri, mutlu Bayrak Günü. Sizinle gurur duyuyor ve Ermenistan'a karşı kazandığınız zaferden dolayı sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Şanlı Hilal Yıldızımızın yakında Karabağ'da yükseleceğine inanıyoruz. Biz bir millet ve iki devletiz diye paylaşımda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump yeniden sayım mücadelesini uzatmak için bazı eyaletlerde mitingler düzenlemeyi planlıyor. Trump'ın personelleri yeniden sayım ekiplerinin kurulacağını duyurdu. Basına çıkan haberlere göre Demokrat Joe Biden Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yenilgiyi henüz kabul etmedi ve avukatları çeşitli eyalet mahkemelerinde oy sayımının durdurulması ve iddia edilen ihalelere ilişkin soruşturma açılması talebiyle davalar açtı. Dünya çapında toplam yaklaşık 60 milyon kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü ve 36 milyon kişiyi iyileştirdi. Enfeksiyon sayısı bakımından ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'dır. Rusya'da yaklaşık 2 milyon, İran'da 682.486, Türkiye'de 394.255, Ermenistan'da 160.424 ve Gürcistan'da 57.753 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşan 65.411 kişiden 840'ı hayatını kaybetti ve 48.980'i tedavi edildi.